Hepinize merhabalar, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası kanalıma, sefalar getirdiniz. Bugün yazdan kurutmuş olduğumuz taze fasulyenin kurusunu yemek yapacağım. Şöyle yazdan yemyeşil kurutmuştuk, gölgede kuruttuk bunu. Annemle beraber köydeki evimizin bahçesinde nasıl kurutuyoruz diye de video yapmıştık. Kuzine zobanın üzerinde kaynayan suya taze fasulye kurusunu atıyoruz. Kaynamaya devam edecek. Bayağı bir kaynayacak. Pişmekli olacak. Yumuşayasıya kadar kaynayacak. Kapağını kapattım. Kaynasın. Ben de başka işleri yapayım. Taze fasulye kurusunu haşladım, süzdüm. Şu şekilde. Biraz pişer gibi oldu. Çok pişmeyecek, çok da diri sert olmayacak. Pişer gibi haşladım. Bolca kuru soğan. Gene yazdan kuruttuğumuz domates kuruları ufak ufak doğradım. Biber kurusu kururken kızardı. Sarımsak. Yazdan köyde hazırladığım domates sosu. Bahçe domatesinin sosu kavanozdaydı. Konserve olarak. Bulgur. Tuz. Yağ. Zeytinyağı. Malzemeler bunlar. Tencereyi kuzine sobanın üzerine koydum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce tencerenin dibine yağ koyuyorum. Yeteri kadar şöyle biraz yağ koyacağım. Haşlamış olduğum taze fasulye kurularını koydum. Soğan. Biraz soğan. Bulgur. Bulguru koyuyorum. Malzemeler size bağlı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben az az yapıyorum. Mecburen az olduğumuz için. Domates kurusu. Hepsini koyayım. Çok gelir mi dedim de gelmez. Lezzet veriyor. Güzel oluyor. Biber kurusu. Onu da koyayım. Biber kurusunu da koydum. Sarımsak. Sarımsak koydum. Tekrardan soğan. Üzerine soğan karıştırdım. Taze fasulye kurusunu en üzerine şöyle koydum. Tuz. Tuz gene malzemeler size bağlı. Birazcık fazla ekiyorum çünkü salça koymuyorum. Domates sosu koyacağım için. Domates sosu. Domates sosunu da koydum. Yeteri kadar gönlüme göre. Az daha yağ koyacağım üzerine. Az geldi sanki yağ gözüme.
Zeytinyağı ya şöyle. Az daha gezdireceğim. Üzerine de dökebilirsiniz. Tabanına da fark etmiyor o da. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine su koyuyoruz. Şöyle. Göz karar işi bulgura koyar gibi. Bulgura koyar gibi. Suyunu da koyduk. Çaydanlıkta sıcak su iyi oluyor her zaman. Güzel oluyor. Kapağını kapatıyorum. Sobayı ateşleyeceğim. Yapacağım. Kısacağım yani kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Çok güzel kaynıyor, pişiyor. Yemek pişsin, kaynasın. Sütümü mayalayıp. Sütün önce üzerindeki kaymağı ayıracağım. Alacağım, üzerinde bayağı bir kaymak var maşallah. Bayağı bir kaymağı var. Şöyle kaymak sarı. Bunu alacağım. Ayıracağım. Daha sonra tereyağı yapmak için bunu ayıracağım. Sütün üzerindeki kayma ayırdım. Ayırdım. Çatlamasın porselen tabak. Ateşe dayanıklı değil. Onu alayım. Ilık olması lazım. Şöyle serçe parmağımızı yaptı yapacak olması lazım. Kana süt soğumuş. Isınsın diye koydum buraya. Kaymağını ayırdım. Isınsın süt. Zamanında yapamıyoruz. Gidiyoruz ya. Bahçeye gidiyorum ya çalışmaya. Süt ısındı. Tencereye değiştireceğim, boşaltacağım. Bu tencereye mayalayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha kaymağı var içinde. Tam ılık şu anda mayalanacak şekilde. Mayalanacak kıvama gelmiş. Süt. Ne yapıyorum? Hemen sobanın yanına, sıcacık yere, sıcak yere koydum. Örteceğim örtü. Koydum sütü. Bir kaşık yoğurt. Göstereyim. 3,5 kilo süt. Bir çorba kaşığı şöyle. Çorba kaşığı yoğurt. Sütten alacağım. Yoğurdun üstüne. 2-3 kaşık. Şöyle yoğurdu sütle açacağım. Açtım. Sütün başına döküyorum. Açtım yoğurdu.
İyice karıştıracağım. Karıştırdım. Yoğurdu süde iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ilık tutacağız. Sobanın yanına ondan koyuyorum sıcak yere. Süt aynı ılıklıkta kalacak yani. Aynı ılıklığı korumamız için sarıyoruz. Şöyle saracağız. Yoğurdumuzu da mayaladık. Çok şükür, bin şükür. Allah'ıma. Yemeğim ne alemde, ona da gene bakayım. O da bayağı suyunu çekmiş, pişti, pişecek. Az kaldı. Yoğurtsuz ev olmaz. Yoğurt yiyelim bol bol. Yemek pişti. Suyunu çekti. Yapacağız. Su kalmadı. Çekti suyunu. Şuraya telin üzerine kenara alacağım. Kapağını kapatacağım. Demlesin. Demledikten sonra servis yapacağım. Demledi. Karıştırayım. Ilıdı şöyle. Çok güzel bir yemek oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra servis yapacağız. Nasıl görünüyor? Çok güzel oldu. Harika oldu gerçekten de. Üzerine de istenilirse isteğe bağlı karabiber, karabiberi de ektik. Taze fasulyenin kurusun, yazdan kuruttuğumuz taze fasulyenin kurusundan acele bacı yemeği yaptık. Karabiber ektik. İsteğe bağlı başka baharatlar da atılabilir. İşte bu kadar çok güzel oluyor. Gerçekten harika oluyor. Bu şekilde de taze fasulyenin kurusundan yemek. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah yapıp yerseniz sağlık olsun, şifa olsun. Hastalıklardan uzak tutsun yedikleriniz sizleri. Sevgilerle kalın değerli kardeşlerim. Hepinize de tekrardan sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun.